Depremin ilk gününden itibaren devletimiz, milletimiz, hükümetimiz devamlı yanımızda oldu. Bu süre içerisinde hiçbir mağduriyetimiz olmadı. Seçim döneminde de halkımız daha önce de bilindiği gibi tavrını yine devletinden, milletinden ve hükümetinden yana kullandı. Sosyal medyadaki bu olaylardan dolayı da halkımız tabii ki biraz mağdur olmuştur. Ya zaten yapılan yardımlar eğer Allah rızası için yapılmışsa bir değeri, makbuliyeti vardır. Yok Allah rızası için yapılmayıp bir menfaat için memleketimize, şehrimize mağdur olan insanlara gelmişse zaten bir mana ifade etmiyor. Ama Allah rızası için gelmişlerse hepsinden Allah razı olsun emeklerinden dolayı. Deprem bölgesinde biz zor günler yaşadık. Sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda oldu, milletimiz de oldu, inkar edemeyiz. Ama yapılan bu yardımlardan dolayı sosyal medya üzerinden çok büyük bir tepki aldık. Bu tepki karşısında çok üzüldük. Neden üzüldük? İnsanlar bence yaptığı iyilikleri başa kalkmamalı. Ben öyle düşünüyorum. Hani bu partiyle, siyasi görüşle alakalı bir şey olmamalı. Çünkü yapılan iyilik Allah rızası için yapılmıştır. Siyasi görüşle bir alakası olmamalı. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Biz depremi yaşadık, 3 ay geçti. 3 ay sonrasında insanlar zaten psikolojikmen çökmüş durumdalar. Yani bu konvoyu yapmalarındaki sorun, sakınca ne ben onu anlamıyorum. Tabii bir sürü canımız kayboldu gitti. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin. Ama psikolojikmen de çökmüş durumdayız. Yani biz de bir nevi stres atma mı denir. Ya o şekilde oldu diyebilirim yani. Biz hiçbir şeyi unutmadık. Öyle bir günü de unutamayız. Bunu unutturacak, yaramızı saracak herhangi bir merhem ya da herhangi bir siyaset insan adamı da yok. Bize yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ama bu şekilde bir duyuruda ya da ithamda kaldığımız için üzüldük. Çünkü bunu yaşayan bilir. Biz İzmir depreminde sallandık, Elazığ'da da sallandık. Ama sallandık, geri yattık, uyuduk. Orada insanlar açken, sokaktayken... Herkes canıyla, başıyla, yakınlarıyla uğraşırken biz anlayamadık bunu. Biz yaşadık ve anladık. Deprem günü sıkıntılar yaşadık. Keza yardımlar, arama kurtarma ekipleri geç geldi ama ben mantıklı bir insan olarak oyumun herhangi bir gidip de terör örgütüne vermek istemediğim için oyumu AK Parti'ye verdim. Pişman da değilim. Oyumu AK Parti'ye verdiğim için de yakınlarımın kaybını unuttum. Ya da öyle bir şey hak ettiğim söz konusu değil. Hak etmedik. Evet, çok üzücü bir olay. Ben inan ki bunu diğer medya şeylerinde, organlarını dinledim. Yani Malatya'da çok ağır ağır hakaretler. Keşke de yardım etmeseydik. Bu gibi şeyler falan. Hiç hoş olmayan bir görüntüler. Çok üzüldüm. Malatyalı olarak, bir depremzede olarak. Yani hani iyilik yapıp başa kalkmak çok güzel bir şey değil. Keşke de hani bu siyasi bir alet değil mi ya? Bu depremizdeyiz biz. Bu siyasiye alet edilmemeleri lazım yani. Siyasiyle bizim bir işimiz yok yani. İlla A aldı, B aldı diye, yani B almadı diye şeyi, Malatya'yı, depremizdelere bile hakaret etmenin, küçümsemenin bir anlamı yok diye çok üzülüyoruz inan ki. Keşke de yaşanmasaydı, keşke de olmasaydı. Hükümetimiz de, milletimiz de elinden gelen her şeyi yaptı. Allah'a hamdolsun, inşallah daha iyiye gideceğiz. Hiç kimsenin provokasyonuna gelmeden, hiç kimseye alet olmadan ülkemize, devletimize, milletimize inşallah sahip çıkalım. Bunu hep, bu enkazı hep birlikte kaldırma çabasına girelim. Yani bu bir provokasyondur abi. Bu bir devleti çökertmedir. Bu bir ondan sonra insanların geleceğiyle oynamaktır. Bugün herkes taşın altına elini koyacaktır. Bugün millet seçimini yaptı. Ülkemize hayırlı olsun diliyoruz ama kalkıp da bazı şeyler için İnsanların arasına fitne salıp da devleti ve milleti kötülemek amaçlı yapılacak bir şeyin vebali ağır olur, yükü ağır olur. Bugün muhalefet içinde olsun, ne olursa olsun. Kim devletimiz için, milletimiz için hayırlı bir hizmet yapacaksa buyursun. Millet de seçimini yaptı. Ülkemize de seçimimiz hayırlı olsun inşallah. Doğru bulmamız mümkün değil. Çünkü deprem bölgesinde gerçekten devletimiz, gerek devlet gerek millet, gerçekten yardımlar, güzel şeyler yapıldı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, devletimiz, milletimiz hep birlikte gayet güzel işlemler yapıldı. Yani her konuda bize yardımcı olundu. Bu sosyal medyadaki bu cümleler için de şunu söylememiz gerekiyor. Bundan bir iki sene kadar evvel bir
İzmir depremi olmuştu. O zaman bizim de İzmir depreminde elimizden geldiğince türlü türlü yardımlar yaptık. Orası CHP bölgesi diye biz de CHP'lilere yardım etmemeli miydik? Lütfen bu sosyal medyada bunu yazanlar bunları da düşünsünler. Ona göre kendilerine çeki düzen versin. Depremi siyasete alet etmemeleri gerekiyor. Bu her zamanki bizim Türk milletimizin yardımsever duygularını ajite etmemeleri gerekiyor. Bu konuda herkese teşekkür ederiz.